ne yaptınız? Ben Sıla ve bugün sizlerle Eylül ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Lakin yani kapak fotoğrafından da görmüş olacağınız üzere bu ay çok fazla kitap okudum. 14 kitap okudum ve bu benim bu yılki şu anki rekorum. Yani aralığa kadar 14'ten az kitap okuyacağımı düşünüyorum her ay. O yüzden bu video bir cevher kıymetinde. O yüzden umarım keyifle izlersiniz. İlk olarak Sonsuz Artı 1'i okudum. Yabancı yayınlarından uzun zaman önce çıktığını düşündüğüm bir kitaptı ve uzun zamandır da kitaplığımdaydı. Bana böyle bir göz kırptı. Ben de hemen onu okumaya başladım. Bu kitapta Bonnie isimli bir süperstarımız var. Ve bu süperstar hayatına artık devam etmek istemediğini kararlaştırıyor. Ve bu nedenle tam bir köprüden atlayacakken Clyde isimli birisiyle tanışıyor. Daha doğrusu Clyde soyadı. Soyadı olan birisiyle tanışıyor. Bonnie ve Clyde hikayesini biliyorsunuzdur zaten. Ve Bonnie Clyde'ın peşine takılıyor ve sonrasında da bu ikili yolculuk yapmaya başlıyor. Babaannesi Bonnie'nin paradan başka hiçbir şey düşünmeyen zavallı bir kadın ve sürekli Bonnie'nin kaçırıldığını, bu Clyde'ın onu alı tuttuğunu falan söylüyor. Ve bu sefer de ünlü suçlu çift Bonnie ve Clyde gibi bu ikili de artık kanundan, böyle işte haksızlıklardan falan kaçmaya başlıyorlar. Oldukça heyecanlı bir aşk ve yolculuk öyküsüydü. Ben genel olarak sevdim kitabı. Yani atmosferini de sevdim, anlatmaya çalıştığı şeyi de sevdim. Genel olarak güzel bir kitaptı bence. O nedenle de 2022'nin favori kitapları arasında yer alıyor bu arada. Bunun detaylı yorumunu tabii ki orada da göreceksiniz. Sonrasında Epsilon yayıncılıktan çıkmış olan Yalnızlığın Kara Lanetini bitirdim. Kitapta Ren isimli bir veliaht prens var ve bu veliaht prens her döngüde acı verici bir canavara dönüşüyor ve insanlara istemeden zarar veriyor. Bu bir lanet ve bu lanetin kalkması için de Ren'in aşık olması gerekiyor ve Ren'e de canavar halini gören bir kızın aşık olması gerekiyor. Grey isimli bir başkumandarım var ve Grey Harper'ı bu görev için kaçırıyor. Ve ikilinin aşık olması için de bazı fedakarlıklarda bulunmaya başlıyor. Modern bir güzel çirkin masalı aslında. Eğer ilginizi bu tarz olaylar çekiyorsa bence bu kitabı rahatlıkla seversiniz. Ama çok fazla böyle güzel çirkin masalı falan sizin ilginizi çekmiyorsa bu kitaba çok da yanaşmanıza gerek yok. Ama tasarım olarak kapak tasarımı, arka kapağı, her şey bence çok güzel. Ve iç kapağını da size göstermem gerekirse şöyle bir iç kapağı sahip. Ardından Good Old Yan Evdeki Mafya'yı okudum. Yan Evdeki Mafya övdüm mü gömdüm mü için okuduğum cringe bir kitaptı aslında. Henüz övdüm mü gömdüm mü kanalda yayında mıdır? Muhtemelen yayındadır. Eğer yayındaysa izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok eğlenceli bir kitap oldu benim için. Bu hikayede Mert isimli bir mafyamız var ve Mert Derin isimli bir kıza aşık oluyor. Daha doğrusu aşık olmuyor. Başta birbirlerinden nefret ediyorlar. Derin'i sürekli öldürmekle tehdit ediyor ve bir noktada sanırım aşık oluyorlar. Çok aptal, çok saçma sapan bir kitap gerçekten. Övdüm mü gömdüm müsünü izlemenizi çok tavsiye ederim. Ben gerçekten artık bu kitaba çok katlanamıyorum. O yüzden çok bir yorumunu yapmayacağım. Ardından Limit'in 4. cildini okudum. Sanırım bu cilt Limit serisinin en boş cildiydi. Olay sadece bu kitapta ölen arkadaşları kimin öldürüldüğü tarafından suçlamalarla ilerleyen bir kitap olmuş. Yani aslında bu ciltte gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ve hiçbir sonuca da varamıyorlar bu arada. Gerçekten hani sürekli sadece sen öldürdün, hayır ben öldürdüm, hayır sen öldürdün, hayır bak sen öldürdün tarzı geçen bir cilt olmuş. Gerçekten verilen paraya birazcık yazık. Eleştirecek ve üstüne konuşulacak bir cilt değil. Seriyi çok severim ama bu birazcık böyle kara koyunu gibi olmuş bu serinin. Bunu pek beğenmedim. Keza ciddi anlamda hiçbir olay yok. Hani konuşulabilecek üstüne bir şey yok. O yüzden çok bir şey de söyleyemiyorum haliyle. Artık geçiş cildi deyip geçiştirmelik bir cilt olduğunu düşünüyorum. Çok bir şey de söyleyemeyeceğim bu cilt hakkında çünkü dediğim gibi çok bir şey olmuyor. Yani pek bir şey söyleyemem. Ama ciltleri es geçip de seri hakkında bir şeyler söyleyecek olursam ben seriyi çok seviyorum. Genel olarak bir hayatta kalma hikayesi. Bir otobüs kazası yapan 5 öğrenci, 5 kız öğrenci yaşamaya çalışıyor. Hiyerarşi olmadan, işte ne bileyim yemek kaynakları olmadan her şeyi kendileri sağlamak zorundalar ve bu öğrenciler daha küçükler. O yüzden genel olarak bu hikayeyi seviyorum ama bu cildi sevmedim. Gerçekten 28 TL gibi bir fiyatı varmış. Bu cilde 28 TL vermek gerçekten bir para israfı ama onun dışında devam edeceğim seriye. Çok da sevdiğim bir seri. Bu cildi hariç genel olarak çok seviyorum. Ardından Yanı Başınızdaki Sosyopat'ı okudum. Bu Pegasus yayınlarından çıkmış olan güzel bir kitap gerçekten. Bu kitapta psikolojik bir rahatsızlık olan sosyopatlıktan bahsediliyor. Sosyopatlık her 25 kişiden birinde görülebilen yaygın bir psikolojik rahatsızlık aslında. Kolon kanserinin yaygınlığından bile daha fazla bir yaygınlık oranından bahsediyoruz. Gerçekten çok çok önemli ve düşünülmesi gereken de bir hastalık. Kitapta sosyopatları nasıl ayırt edebileceğimizden tutun da bunun nedenlerine karşı çok kapsamlı
kapsamlı bir araştırma size sunulmuş. Vakaların da üzerinden ilerlediği için açıkçası ben çok sevdim. Özellikle de hastaların isimlerini gizleyip gerçek olayları bize yansıttıkları için ben çok beğendim bu kitabı. Genel olarak böyle bir psikoloji alanında ilginiz varsa bu kitabı okumalısınız bence. Anlatım tarzı da bu arada hani böyle akademik çok yoğun bir dille anlatılmış tarzda değildi. Ben onu da çok sevdim. Genel olarak zaten bu kitaba dair sevmediğim hiçbir şey yok diyebilirim. Çok beğendim. Eğer okumak isterseniz ben 15 TL'ye almışım. Ne kadardır fiyatı bilmiyorum ama Pegasus'un biraz daha bilinmeyen kitaplarından olduğu için uygun fiyata bulabileceğinizi düşünüyorum. Ardından Another'ın 3. ve 4. dönem olan son sanırım cildini okudum. Yani son cilt mi bilmiyorum açıkçası. Eğer değilse lütfen bana yazın ama kitapçılarda falan hiç böyle 4.'den sonra bir dönem görmedim. Herhalde sondur. Bu manga serisinde bir sınıfta bir lanet dönüyor. Ve bu lanet aslında sürekli oradaki 3. sınıftaki insanların ölümüne sebep oluyor. Bu laneti önlemenin insanların bulduğu tek bir çaresi var. O da şu ki her sene bir tane öğrenciyi seçip o öğrenciye var olmayan öğrenciymiş muamelesi yapılması ve sonrasında da kimsenin ölmemesi. Bu işliyor fakat sonrasında karakterimiz biliyorsunuz ki bu döngüyü bozuyor 1. ve 2. dönemde. Sonrasında devamını okuyoruz burada. Bu ciltteki hikaye biraz daha karmaşıktı bence. 1. ve 2. dönem biraz daha kolay okunabiliyordu. Bunu okurken bir süre boyunca ben ne okudum deyip dönmem gerekebildi ama genel olarak fena değildi. Yine de çok karmaşık olduğu için gerçekten hani böyle okuma hevesimi bir noktadan sonra çok kırdı. Ya final cildiydi ya sanırım. Yani final cildidir. Final olduğunu düşünüyorum. Final cildi olduğu için de aslında hani ne düşünmeliyim çok bilmiyorum bu seriye dair. Çünkü çok böyle çarpıcı bir sonla bitmedi. Çok özel bir şeyler olmadı. Yani Another serisinin böyle bitmesi benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu eğer bu final cildiyse. Çünkü cidden sevmiştim 1. ve 2. dönemi. Biraz yazık oldu. Ne diyeyim yani belki de ben okurken birazcık anlayamadım. O da olabilir. Ardından yine kanalımda bir yorum videosu da bulunan Gerçeklik İksiri'ni okudum. Ömer Abidin tarafından yazılmış çok güzel bir hikaye. Burada bir karakterimiz var. Kral olmak üzere olan bir karakter ama tabii kardeşleri falan da var. Ve bu kardeşlerinin ülkeyi çok güzel yönetemediğini fark ediyor. Ülkenin içerisinde gezdiği zamanlarda gerçekten ülkenin batmak üzere olduğunu fark ediyor ve sonrasında da sırf böyle krallık vasfını iyice alabilmek için Gerçeklik İksiri denilen bir şey var. Onu aldığınız zaman çok adil, çok başarılı bir kral haline geliyorsunuz. Onun peşine yolculuğuna düşüyor. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir hikayeydi. Ben çok sevmiştim. Zaten çok ince olduğu için hızlı bir şekilde de bitti. Bu arada yorum videosu şu an kanalda yüklüyse onu izleyin. Çünkü orada güzel bir çekiliş sizi bekliyor olacak. Ardından Geekerella serisinin 2. kitabı olduğunu düşündüğüm Prenses'e hayranı var. Zaten hani Geekerella muhabbetinden geçiyor ama bu farklı bir hikaye. Geekerella'dan ayrı bir hikaye. Yani ayrı ayrı da okuyabilirsiniz. Karakterler her ne kadar aynı olsa da. Jessica Stone isimli bir karakterimiz var ve Yıldız Alanı isimli bir projede çalışıyor ve Prenses Amara'yı oynuyor ve Prenses Amara ölmüş. Ve Jessica bu rolden nefret ediyor. Yani gerçekten nefret ediyor. Bu nedenle de yeni bir filmin senaryosu çıktığında, Yıldız Alanı senaryosu çıktığında bu senaryoyu direkt böyle öf ya deyip çöpe atıyor. Fakat sonrasında birdenbire böyle senaryodan, bu arada senaryo sadece Jess'e veriyorlar, bir de yönetmende falan var senaryo. Yani çok sınırlı sayıda kişi de var ve oyunculardan sadece Jessica da var. Fakat sonrasında bir Twitter hesabı bir anda böyle Twitter'dan senaryoyu sızdırmaya başlıyor. Jessica'nın da tabii ki kariyeri hani senaryoyu çöpe atan kadın olarak görüleceği için tehlikeye giriyor. Ve Jessica Imogen adında bir kızla tanışıyor ve kız buna gerçekten çok benziyor. Sonrasında kızla bir anlaşma yapıyor ve kız Jessica Stone'un yerine geçiyor. Bu arada kız Prenses Amara'nın deli dehşet hayranı, Prenses Amara'nın kurtarılması gerektiğini düşünen bir karakter. İkisi yer değiştiriyor ve bir fuardalar bu arada. Bir fuarda görevli olduğu için Jessica ile yer değiştiriyorlar ve sonrasında da Jessica Imogen gibi davranırken Imogen Jessica gibi davranmak zorunda kalıyor. Kitap oldukça akıcı ve eğlenceli bir kitaptı. Zaten Geekerella'dan da beklentimiz biraz bu yöndeydi. Tam olarak onun bıraktığı yerden devam eden bir hikaye. Ben yaklaşık bir saatte falan bitirdim. Hani muhtemelen pahalı da bir kitap oldu artık ama yine de benim için değdi o paraya da zamanıma da. Çok sevdim. Her saniyesinden keyif aldım. Eğer okumak isterseniz bir inceleyebilirsiniz. Bence keyifli bir hikaye bu. Ama Geekerella daha güzeldi. Onu da söylemek isterim. Geekerella kesinlikle daha güzeldi. Ardından sizlere zamanında kavgalar yaratan Yaz Bahçesi'nden bahsetmeye geldim. Biliyor musunuz bilmiyorum. Eğer eski bir izleyicimseniz biliyorsunuz. Yayın evlerine isyan etmiştim. Bu kitaplar niye bu kadar pahalı diye. O zaman
zamanlar bu kitap 120 lira falandı ya da 100 lira falandı ama o zamanlar 100 lirayla böyle 3-4 gün boyunca karnınızı doyurabiliyordunuz. Öyle bir durumdayken bu 100 liraydı. Ben aile evinde yaşıyordum. Yani ciddi eski bir kitap bu. Kaçta basılmış? 2018'de basılmış. Ben aile evinden çıkmak üzereymişim sanırım. Neyse bu kitabı artık okumam gerektiğini düşündüm. Çünkü seriyi artık bitirmek istiyorum. Serinin final kitabıydı bu. Ve okumaya başladım. Gerçekten hani şu kadar tuğla ağırlığında bir kitap ve kaç sayfa? 988 sayfa. Bu seriyi bitirmiş olmak Bronz Atlı muhabbetinden dolayı beni birazcık duygusallaştırdı. Çünkü bu seriyi benim gerçekten çok küçük yaşta okumaya başladı. Gerçekten bir noktada depresifleştiğim bir seriydi okurken. Ama bu kitabı yani final kitabını hiç beğenmedim. Yani gerçekten nefret ettiğim kitaplar arasına bile kolaylıkla girebilecek kadar hiç beğenmedim. Neden? Tüm kitap boyunca artık savaşın bittiği bir hikaye okuyoruz. Yani Tatyana ve Alexander'ın muazzam aşkı aslında savaş boyunca ilerledi biliyorsunuz. Bir sürü şeyler yaşadılar. Çok güzel bir hayat hikayeleri oldu bilmem ne. Savaşta olmalarına rağmen birbirlerine çok güzel destek oldular bilmem ne. Fakat savaş artık bitti. Normal hayata nispeten de dönüldü. Alexander artık savaşta olmadığı için Tatyana'ya sürekli sarıyor ve Tatyana ile sürekli böyle bir boğuşma, bir kapışma, bir atışma var aralarında. Ve bu durumdan nefret ettim. Çünkü benim bildiğim o Tatyana ve Alexander hikayesi aşkı gerçekten özel, güzel, tatlı bir hikayeydi. Bu kitap gerçekten o aşk hikayesine bir leke sürmüş gibi hissediyorum. Yani %85'i şu kitabın ki 988 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. %85'i ikilinin kavgalarından oluşuyor. Buna çok sinir oldum. Çünkü yazarın ilk iki kitapta bu kadar güzel bir hikaye yazması ve sonra üçüncü kitapta bu kadar mahvetmesi gerçekten anlamsız. Bir savaş hikayesi yazacaksan savaşın sonunu tabii ki de yazabilirsin. Ha böyle şeyler de olabilir olmayabilir demiyorum ama 988 sayfa bari yazma bununla ilgili. Çünkü gerçekten hani o kadar uzatılacak bir şey yok. Yani yine kavga ettiklerini çok yazabilirsin. Yine kavgalarını görürüz ama hani bu kadar görmeye gerek var mıydı? Ve bir de şöyle bir şey var. Yazarın ilk iki kitapta kurduğu çok kutsal, temiz bir aşk hikayesi okuyoruz. İşte Alexander Tatyana'ya çok sadık, Tatyana Alexander'a çok sadık falan falan. Bu kitapta onu da mahvediyor. Yani yazar inşa ettiği çok güzel bir şeyin bu kitapta ağzına tükürüyor. Ve ben çok sinirlendim bu duruma. Yani çöpe gitti. Resmen o ilk iki kitap çöpe gitti. Çünkü bir savaş hikayesi okuyorsunuz evet ama bir aşk hikayesi okumak amacıyla o savaştasınız aslında. Yani o iki kitabı şu kitap uğruna çöpe attı yazar bildiğiniz. Yani bir de güzel bir böyle hani ne bileyim destansı bir şekilde olsaydı bu olay tamam derdim. Hani çok büyük bir fedakarlık gerektirilseydi, bir şeyler olsaydı, çok dramatik olsaydı tamam derdim. Çok aptalca bir şeyden dolayı Tatyana ve Alexander aşkı gözümde lök diye bitti böyle. O kadar gereksiz uzatılmış gibi de yazarın bu olayı vardı, hep vardı ama bu kitap böyle artık tepesine tüy dikti gibi bir şey. Gerçekten okurken anksiyete krizlerine girdim. 400 sayfada bile anlatılacak bir hikaye neden 988 sayfa? Ey yazar! Bu kitap benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığıydı ve şimdi hani biraz daha böyle farklı hikayeler olan iki tane novella tarzı yan serisi falan gibi bir şey var. Onları da bu arada tam araştırmadım bilmiyorum. Onları okumam yani biraz daha uzun sürecek sanırım yaz bahçesine kıyasla. Çünkü hevesim kalmadı. Gerçekten şu kitaptan sonra hiçbir şeye hevesim kalmadı. Çok mutsuzum. Allah'tan sonrasında Yaz Bahçesi'nin şöyle Kirli Oyun isimli çok güzel de bir kitap okudum. Onu okumamış olsam gerçekten hayata dair görüşlerim de biraz azalmış olacaktı. Çünkü çok mutsuzdum gerçekten 988 sayfalık zamanımı boşa harcadığım için. Bu kitapta da çok ünlü bir heykel, çok da önemli bir heykel ülkemiz için Türkiye'den kaçırılmaya çalışılıyor. Bu nedenle bir arkeolog var ve bu arkeoloğu tehdit edip duruyorlar ve sonrasında da işte ailesiyle kendisiyle tehdit ederken bir anda böyle adam ödün vermeyince onu öldürüyorlar. Ve bir sürü Illuminati grubuna girmek için, bu heykeli kaçırmaya çalışan gruba girmek için çabalayan ajanlar artık böyle bu heykelin peşine düşüyorlar. Tabii Türk polisi de bu heykelin peşine düşüyor. Ama işte şey, Türk polisinin arasına da ajanlar giriyorlar. O yüzden kirli oyun aslında bu. Kitapta kimseye güvenemiyorsunuz. Kimseye güvenemediğiniz için de bu çok ilginç kılıyor bence kitabı. Çünkü soruşturmadaki en kilit insanlar bile bir anda hain çıkabiliyor. Bunu hani çok fazla yorumlayıp böyle öyle size hevesinizi kırmak istemem ama o kadar güzel bir hikaye ki okumanız kesinlikle gerekiyor bunu. Kitap yurdundan alabilirsiniz. Çok güzel bir hikaye. Ve ayrıca bir tane de yorum videosunu çektim. Şuraya veya şuraya bırakayım. Oradan da izlemeyi unutmayın. Ardından Kyoto'nun Arka Yüzü isimli şöyle yeni çıkmış bir mangayı okudum. Bunu çıktığı günlerde hatta böyle hemen listeme eklemiştim ve DNR'da böyle aşk dolu bir şekilde bakıyordum. En sonunda da Amazon alışverişimde satın aldım ve
Arkadaşlar büyük bir hayal kırıklığı oldu yine benim için. Öncelikle çizimleri çok hoş. Size önce çizimlerini biraz göstereyim. Şöyle çizimleri var. Çizimleri çok çok hoş. Yani genel olarak biraz ürpertici çizimleri var. Bu benim hoşuma gidiyor. Ama hikaye şundan ibaret. Kötü şeyler yapan insanlara böyle şu görmüş olduğunuz Kotone miydi? Kotone olması lazım. Kotone isimli bir ruh. Kyoto'nun arka yüzünü görmek ister misin diyor ve onları gezdirirken vahşice böyle öldürüyor onları. Hikaye böyle bir şey. Genel olarak okuması keyifli bir kitap olsa da yani pek bir şey olmuyor içinde. Şu kadar bir şey okuyorsunuz. Mangalarda genelde çok bir şey olmasını da aslında beklemiyorum ama ben biraz daha sanırım farklı bir şeyler olacağını düşünüyordum. Ama Junji Ito'nun çizimlerini, onun hayat tarzını seviyorsanız, hayata bakış tarzını seviyorsanız Kyoto'nun arka yüzünde okuyabilirsiniz. Hani keyif alırsınız. Çünkü çizimleri neredeyse Junji Ito'nun çizimleriyle birebir gibi. O benim hoşuma gitti ama onun dışında gerçekten biraz meh bir mangaydı. Ayrıca şunun da uyarısını yapayım. Dediğim gibi içerisindeki çizimler oldukça rahatsız ettiği için 18 yaşının altındaysanız önermem pek fazla okumanızı ama 18 yaşın üstündeyseniz okuyabilirsiniz. Ardından Ölüme Eşi okudum. Bu Bernhard Eichner isimli bir yazarın, yanlış bir şekilde de telaffuz ettim ama çok güzel bir hikayesi. Bu kitapta bir kızımız var ve kızımız cenaze işleriyle uğraşan bir kız ve yıllar önce Bloom, bu arada kızın ismi, Bloom'un evlatlık olduğunu biliyoruz. Ve evlat edinen aile Bloom'a çok zulüm edince bu Bloom gidiyor bunları öldürüyor teknede. Sonra da Mark isimli bir polis memuruna aşık oluyor ve bu ikili evleniyorlar. Sonrasında her şey çok yolunda, muazzam bir aşkları var, çok güzel bir hayat ve sonrasında bir gün pat diye böyle Mark işe gidecekken motosikletine biniyor ve sonrasında da bir araba tarafından eziliyor ve hayatını kaybediyor. Bloom çok mutsuz olsa da bir kaza olduğunun ve bunun üzgünlüğünün farkında ve hayatını çocuklarıyla devam ettirmeye çalışıyor. Ta ki bir gün Mark'ın telefonunu buluyor ve sonrasında da bu telefonu karıştırırken Dunya isimli bir kızın hayat hikayesiyle karşılaşıyor. Ve buna kadar hayatı böyle sürmüşken sonra bir gün bir anda işte böyle bir şey yaşanıyor ve Dunya'nın hikayesini okumaya başlıyoruz. Bir çete var, bir avcı var, bir aşçı var, bir palyaço var, işte kameraman var falan, böyle garip bir çete var ve bu çete kızları kaçırıyorlar, dehşet verici işkenceler yapıyorlar ve bu işkenceleri yapıyorlar, tecavüz ediyorlar, iğrenç şeyler, iğrenç koşullar altında onlara bakıyorlar. Ellerini bağlayıp hayvan gibi böyle kabın içinden yemelerini falan sağlıyorlar ve sonrasında da bu çete Dünyayı kaçırıyor elinden. İşte bu kız onlardan birisi. Bu arada bunları yaparken fotoğraflarını çekiyorlar kızların, acıyı görebilmek için. Ve sonrasında Dünya kaçınca da işte Mark'la iletişime geçiyormuş meğerse ve aslında Mark öldürülüyormuş. Yani bu bir kaza değil, bir cinayetmiş. Ve bunu duyan Bloom tabii ki de direkt böyle onların peşine düşüyor. Ve sonrasında da zaten bazı cinayetler işleniyor ve yakalanmıyor. Çünkü neden? Cinayet, yani ceset evi var direkt kadının. Yani onları defnetmek zaten kızın görevi. Çok ilginç, çok güzel ve çok eşsiz bir kitap. Eğer okumadıysanız kesinlikle şiddetle öneririm. Polisiye ve gerilim diyebileceğim çok güzel bir eser. Ardından bir yorum videosunda çekmiş olduğum Ateşpare'den bahsedelim. Ateşpare'de Aşkın isimli bir kızımız var ve V kod adıyla aslında bir seri katil bu kızımız. Ama seri katil yine de bir kuralı olan da bir seri katil. Bu arada videosunu çektim, şuraya veya şuraya bırakayım, onu da izlemeyi unutmayın. Bir kuralı var, masumlara ve kadınlara ve çocuklara dokunmuyor. Herkesi gerçekten katlediyor. Bu arada seri katil ve parayla çalışıyor. Herkesi öldürüyor falan falan. Sonrasında da bir tane böyle dişine göre bir düşman buluyor bir anda. O da Ateş Alanguva, ki Ateş gerçekten çok böyle onun kadar zeki, onun kadar becerikli, onun kadar gizemli bir karakter. Aşkın avı için hemen pusuya yatıyor, Ateş'i nasıl öldürebileceğini düşünüyor falan falan ama tabii bu konuda da biraz hırs yapıyor. Çünkü ilk defa onun kadar iyi bir kurban görüyor. Bu hırsın bedelini tabii ki de ödüyor. Bunları da izliyoruz aslında an be an kitapta. İki günde bitirdim. Çok akıcıydı. Gerçekten çok sevdim. Bir okuma maratonu çektim bu arada. Ateşpare benim için özel bir kitap çünkü uzun zamandır okuma maratonu çekmiyordum ve dönmüş olmak beni çok mutlu ediyor bu şekilde. Artı 18 bir kitap. Gerçekten çok artı 18 bir kitap. Baştan bunun uyarısını yapmış olayım. Onun dışında tehlike, suç, entrika gibi şeyleri seviyorsanız bu kitabı seveceksiniz. Ve son kitabımız Sokak Nöbetçileri. Sokak Nöbetçilerinin birinci kitabını sonunda okudum. Artık böyle hani zorbalık yapmayın bana, oku artık falan diye. Ben de ağlayarak okudum.
Şaka yapıyorum. Kitapta Önder isimli bir karakterimiz var ve Önder sokaktan aldığı 5 çocuğu birlikte büyütüyor ve sonrasında bunlar sokak nöbetçileri oluyorlar. Bu çocukların kas gücü Bart'ı, neşeleri Mutlu ve Işık, anneleri gibi böyle herkesi sarıp sarmalayan, onlara şefkat veren kişi Lal ve grubun zekası da Yankı. Gruba Helin isimli birisi geliyor ve Helin'in aslında asıl amacı bu grubu bölmek. İçten bir şekilde fethedip bölmek ve sonrasında da tabii ki Yankı ile aralarında bir şeyler olmaya başlıyor ve Helin sürekli kendini sorguluyor. Ya acaba ihanet etsem mi? Ya acaba etmesem mi? Acaba etsem mi? Falan diye sürekli kendini sorguladığını okuyoruz. Bunların baş düşmanı olan Koza isimli bir karaktere çalışıyor. Onu da söylemek isterim. Yani ben kitabın içtenliğini sevdim. Biraz Wattpad'e bağladım. Yani Wattpad kitabı olduğu çok belli olabilecek bir kitaptı. Onu birazcık üzücü buldum. Çünkü çok fazla hype'ladınız sokak nöbetçilerine dair beni belki de istemeden. Ve ben gerçekten hani farklı bir hikaye bekliyordum. Ama farklı bir hikayenin yine aynı template'de, yani aynı şekilde yazıldığını gördüm. Aynı kanvasa yazıldığını gördüm. Ve bu beni biraz üzdü. Çünkü beklediğim şey biraz daha farklı bir şekilde kurgulanmasıydı. Hep aynı şeyleri okuyoruz çünkü. O yüzden çok kötü yorumda bulunmayacağım. Ama dediğim gibi hani sokak nöbetçilerine karşı biraz daha fazla hype'lıydım. Biraz böyle olunca üzüldüm. Ama yine de fena bir kitap değildi. Birinci kitapta güzel işlendi. Okuttu kendini. Bu çok önemli. İkinci kitabı okumak için heyecanlı bir şekilde bıraktı seri beni. O yüzden mutluyum. Zaten bir övdüm mü gömdüm müsünü çektim. Şuraya veya şuraya bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Yani çok uzundu bu arada. Sokak nöbetçilerine dair en uyuz olduğum şey çok uzun olmasıydı. Yani gereksiz uzundu ama yaz bahçesinden sonra yine de koymadı bu bana. Bu ay 14 tane kitap okumuş olduğum için çok mutluyum açıkçası. Bu beni gerçekten bu yıl okuma hedefime çok çok yaklaştırdı. Siz neler okudunuz, neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz? Bu kitaplar arasından okuduğunuz veya okumayı istediğiniz kitaplar var mı? Aşağıya yazın. Birlikte sohbet edelim, muhabbet edelim. Sizi çok özledim çünkü. Bu videoyu izlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bu şekilde ben yeni video yüklediğimde bildirim gelir. Ama zil tuşuna basmayı unuttuysanız da her cumartesi ve pazar saat 18.00'da video yayınlıyorum. Tekrardan vaktiniz için teşekkür edeyim. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.